Benim abim ve diğer 6 işçi ölmedi, öldürüldü. Öfkesini içimde hiçbir şekilde dindiremiyorum. Yani tamamen canlı cenaze durumunda hayatımıza devam ediyoruz. 1,5 yılda sadece nefes aldık. Yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? O malum. Bizim için hayat bitti, hayat durdu yani. Gülmek yok, biz gülmeyi unuttuk. Kalkıyorum, acaba diyorum, yalan mı? Bunlar gerçek olamaz. Hani o acının tarifi yok. Tarif edemiyorsun. Kabullenemiyorsun. Hala aynı çocuk. İlk günkü gibi. Hiç değişmedi. Ve ne zaman değişecek onu da bilmiyorum. Azıcık gülme, kahkaha attığım zaman atamıyorum zaten. Hemen bir suçluluk kaplıyor beni. Sen niye gülüyorsun? Senin kardeşin bak kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Benim kardeşim çok zayıftı. Çok üşüyordu benim kardeşim. Şu an kardeşimin üzerine karlar yağıyor. 1,5 seneyi geçti. Bedenen ne kadar burada olsak da ruhlarımız hala o fabrikanın içerisinde hapis durumda. Hala o fabrikanın önünde biz yakınlarımızı, sevdiklerimizi bekliyoruz. Belki bir gün gelir diye. Gerçek. Gerçek. Kopardılar, aldılar onları bizden. Psikolojik baskı. Giriyorsun, yeni iş başı yapmışsın. Birinci gün işte geldin oturdun ya, işi öğrendin bir saat. Bir saatten sonra bakıyorlar seni, demiyorlar. Bir saatte bu kaç tabak verecek? Acemi sayısı şu 20 mi? Acemi sayısı 20. En az 20 alacaksın bundan. Usta sayısı 30-35 mi? 3 gün içinde usta olmak zorundasın. O işe çıkartmak zorundasın. Yemeğe çıkmıyorsun. Sayı vereceğim de kafanı orada, kafanı kaldırmıyorsun. Biz günlerce ben yemekhaneye gitmediğimi biliyorum. Kuru ekmekle gün geçirdiğimi biliyorum. Sayını veremiyorsun. Azarlayanlar oluyor. Ortamımız iyi değildi. Havalandırmamız yoktu. Bir o boru geçirmişti. Al sana havalandırma diyordular. Bize namaz ya. Bir ilk namazı bile Hasan Bey, Veli oğlu bize namazı bile kıldırmazdı ya. Biz kenarda köşede namaz kılardık. Kenarda köşede dizli kapaklı namaz kılardık. Yemeklerimiz bile düzgün değildi. Adamlar bizi oradan kısardı, beriden kısarlardı. Bize yemek bile şey yapmazlardı. Yani nefes alma şeyimiz yoktu. 10 molamız vardı. 10 molamızı koca koca yedik. Bir çayımız bile yoktu bak. Bir çay, onda bize bir çay bile vermiyorlardı. İnsanlar kendi çaylarını evden getirirdi. Kendi affedersin lavabo içecekleri, peçetelerini kendimiz evden getirirdik. Düşün. O bile, peçetemiz bile yoktu. Yaşar Coşkun, Ali Rıza Coşkun, Hasan Ali Velioğlu. Bunlar hepsi bir seri katil. Ben bunu söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Kestiği parmak kanamazdı. O keserdi parmağı. Herkesin parmaklarını, kolunu o keserdi. Hasan Velioğlu. Biz idareye gidip şikayet edeceğimiz zaman bizi kapıdan içeri sokmazdı. Ofise giremezsiniz. İşçinin ofisi işi yok. Ustanıza söyleyin, ustanız gelsin halletsin derdi. Hasan Velioğlu üzere söyledi. Şimdi diyor ki Hasan Velioğlu, ben orada çakma bir müdürdüm. Çakma müdürsen o zaman bir basın yoksa o zaman niye adaletini koyuyordun bize? Hangi adaleti bize koyuyordun yani? Senin izin alacağız, ondan izin alırdık. Paramızı isterdik, ondan isterdik. Ne Ali Rıza'nın karşısına çıkabilirdik, ne Coşkun'un karşısına çıkamazdık. Ne Yaşar Coşkun'un karşısına çıkamazdık yani biz. Göz göre göre 7 kişinin fabrikada, 3 tane de asker, 10 kişi. Daha önce ölenler, üstü kapatılanlar, ölenler, paralarla susturulanların ölümüne sebep olan seri katilleri savunuyorlar mı? Benim için onlar insan değil. En büyük sorumlusu da Hasan. Hasan müdür. Müdür diye bildiğimiz şoförmüş. Ama orada terör restoran. Her şeyde şey yapan Hasan. Ve o patlama ilacını yapan da Erşen Öztürk'tü. O ayarladı, o buldu. Karışımları o yaptı. O çıkarttı o şeyi. Yaptılar, yaptılar, yığdılar, yığdılar depolara. Ve üst üste onun topu vardı orada, füzesi vardı. Ne bileyim, bin bir çeşit mal üretiliyordu. Bir sürü ürünler çıkıyordu. Hepsi karıştı birbirine. Patlama ilacını karıştırıyorlarmış şeye. Ya patlama ilacı karışır mı ilacın içine? Benim abim ölmedi, öldürüldü. Duyduğumuz öfkeden dolayı henüz yasımızı yaşayamadık. Yasasıydı eğer 29 Ocak'ta doğum günü kutluyor olabilecektik. Ama maalesef doğum gününü kutlayabileceğimiz bir durumumuz yok. Çünkü ölülerin doğum günü kutlanmaz.
Ölüler pas yemez, ölülere hediye de alınmaz. Böyle bir olay başımıza gelince Soma davasını da ayrıntılarına gördük. Soma davasında verilen kararın bizim bu davaya emsal olacağından korkuyoruz. Soma davasındaki garabetin aynısının bizim davamızda yapılacağından korkuluyoruz. Soma davasında adalet yerini bulmadı bizce. Soma'daki sermayenin korunduğu gibi bizim bu davamızda da sermayenin korunmasını istemiyoruz. Mahkeme süreci bize ne öğretti? İnsanların ne kadar omurgasız olduğunu öğretti. Adaletin ne kadar mağdurlara kayıtsız kaldığını öğretti. Adaletin tecelli ettiğini düşünmüyorum. Zaten etmeyecekti. Bu hukuk düzeni böyle sürdüğü sürece hiçbir şekilde zaten mağdurlar, canı yananlar veya haklı olanlar davalarında kesinlikle haksız olacakları kesin bir şey. Hukuk düzeni bu şekilde olduğu sürece. Ablacığım, bizim hiçbir şeyden haberimiz yokmuş. Sadece biz yani böyle televizyonda seyredip ah vah deyip geçiyormuşuz. Mahkeme salonları genelde şeyleri görürdüm. Adana Adliyesi'nin önünü görürdüm televizyonda. Aa dedim, bunlar da ne kadar çirkef insanlar derdim kendimce. Meğersem herkesin o kadar içini acıtan yaraları varmış ki biz onların hiç derdini anlamamışız. Biz onların hiç kendimizi onların yerine koymamışız. 1,5 yıldan beri hele o patlama günü yaşadıklarımı asla unutmuyorum. Her an, her dakika, her gece o anı yaşıyoruz. Yani onlara da işte diyorum ya, sadece ah vah deyip geçiyorduk. Ama hayat, gerçekten hayat çok farklıymış. Yaşananlar çok farklıymış. Çok değişikmiş. İçine girmeden, yaşamadan hiçbir şey bilmiyormuşuz. Duruşmalarda çok yersiz ithamlarla karşılaştık. Haksız suçlamalara maruz kaldık. Sadece bir hukuk mücadelesi vermiyoruz. Aslında işçi canını maliyet kalemi olarak gören, işçi canını satın alabilecek bir unsur olarak gören bu zihniyete karşı bir insan haklarını savunuyoruz biz. Resmen yani o 7 canı alan sanki bizmişiz gibi davranılıyor bize. Mağdur kalmışlar, mağdurmuşlar. Onun hapishanede olmaması gerekiyormuş. Bizi PKK ilan ettiler. Bizi CHP ile PKK ile yürüyoruz. Safımızın ne olduğunu öğrendik. Siz busunuz mahkeme salonunda avukatlarının parmak sallayarak bilhassa benim şahsıma yapılan hakaretler, aptal, gerizekalı avukatlarının yaptığı şeyler bunlar. Beni hep tahrik etmeydi amaçları. Hep tahrik. Ha tahrik olmadım. Onlara umuruma bile gelmiyorlar. Hukuk düzeninin bir şekilde adil olması gerekiyor. Adil olduğunu düşünmüyorum. Senelerdir düşünmüyorum. Sadece bu davayla ilgili değil, daha öncesinde de zaten düşünmüyordum. Hukuk bir insanın tek elinde, hala da öyle, talimatla yürüyor. Aynı şekilde devam ediyor. Ve bu devran böyle döndüğü sürece aynı şekilde hukuk düzeni talimatla devam edecek. Tek elinde olacak bir insanın yani. Dosyada her şey ayan beyan ortada. Bu davada ihmal, kusur, taksir, taksirin tesi yok. Bu dava tamamen kasıt davası. En azından ben kendi çocuğumla alakalı söylüyorum. Kasıt davası. Bunu vurgulamak istiyorum. Bu bir olası kasıt davasıdır. Ve kesinlikle eğer bunun devamını gelmesini istemiyorsak bu davanın üzerine düşmeli ve takip etmeliyiz. Adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Adalet Bakanı'na, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na vicdanınızda karar vermelerini bekliyoruz. Sermayenin baskısıyla değil, siyasilerin baskısıyla değil. Ölen öldüğüyle kalsın istemiyoruz. Ölen öldü, bari kalanı kurtaralım mantığıyla hareket edilsin istemiyoruz. Gerçekten söylüyorum, vicdanen söylüyorum. Ne kadar öfkede duysam kimse bir saat eksik, bir saat fazla ceza almasın. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Çok şey bekliyoruz. Bizim açımızdan. Olumlu olur diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum daha doğrusu. Ama kafamın bir yanı diyor ki yok olmayacak. Yani bunlar bir şekilde bu davada da
ellerini kollarını sallayarak bir şekilde çıkacaklar diye düşünüyor bir tarafım. Ama bir tarafım da diyor ki yani belki hukuk yani şey yapar, adil bir şekilde bu sefer davranır da biz haklı çıkarız diye düşünüyorum. Ama çift taraflı yani ne olumlu ne olumsuz. Şey diyeyim, ara saptayım yani. Ben o mezarlığa gidemiyorum. Ben kardeşimi o toprağın altında kabul etmiyorum. Hala edemedim. Gidiyorum, konuşuyorum. Ama bir cevap vermiyorlar. Boş taşa, buz gibi mermerlere bakıp geriye dönüyorum ve gidemiyorum. Devlet bizim arkamızda dursun. Biz işçiyiz diyiz, işçi sınıfındayız diye yani bizi ezik görmesin. Biz bu işçi ayaktayken bu devlet de var. Biz yoksa o da yok. Bizim sayemizde bu devlet var yani. Biz ona oy vermemiş olsaydık bu şu anda burada bu konumda olur muydu? Olmazdı. Olmazdı yani. Devlet bizim arkamızda dursun. Onun arkasında durmasın. Cezalarını çekmelerini isterim. Rabbimden de isterim. İnşallah cezalarını çekerler. İçeriden çıkamazlar. Ha benim dememle de içeriden çıkamayacak diye bir şey. Belki illaki bizim çıkacaklar bunlar ama cezalarını aldıktan sonra çıksınlar. 1,5 yılı geçti ve hala biz ceza bekliyoruz. Ceza kesilecek ve umudumuz yok. Sayın savcıma sesleniyorum buradan. Sayın başkanıma, mahkeme başkanıma sesleniyorum. Türkiye'deki bütün savcılara, bütün mahkeme başkanlarına sesleniyorum. Gerçekten Allah rızası için önlerinizde ölenlerin resimleri yok mu? Ne şekilde öldüklerini, ne şekilde can verdiklerini görmüyor musunuz? Ellerinizi vicdanınıza koyun. Ben kimsenin haksız yere ceza almasını istemiyorum. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Yaşar Coşkun, Ali Rıza Coşkun öldürdüklerinin üzerine yatıp da çıkmasınlar. Paraları var diye bu ülkede paraları var diye paralarıyla kendilerini kurtarmasınlar. Ben bunu söylüyorum. Bizim paramız yok. Bizim avukat tutmaya bile paramız yok. Bizim avukatlarımızın hepsi gönüllü avukatlar. Bize kendileri geldiler. Ve onların farklı düşüncelere sahip olduklarını bildikleri için bizi PKK ilan ediyorlar onlarla yürüdüğümüz için. Bizim tazminatlarımız bir an önce ödesinler. Herkes mağdur, herkesin tazminatlarını bir bir yatırsınlar. Yani bu iş daha da yan çığırından çıkacak. Gerçekten çıkacak yani. Mağdur olanlar var. Kimi düğün yapacak, kimin evde ekmek götürecek parası yok. Kimi şu an çalışmıyor, çalışamıyorlar. Psikolojileri çünkü bozuk. Hastaneye gidip geliyorlar. Hepsinin psikolojisi bozuk yani. Ben gece uyuyamıyorum. Ben gece de kaç kere kalkıyorum. Ben şeker hastası oldum patlamadan sonra. Bak şeker hastasıyım. Kanser tedavisi görüyorum. Bu 4 gün sürecek duruşmada da yine bütün herkese, tüm siyasi partilere, Sakarya'daki milletvekillerine, 6 tane milletvekilimize Sakarya'nın ve tüm STK'lara, bu işle ilgilenen emekçi örgütlerine ve de en çok işçi sendikalarının en büyüğü olan Türk İş İşçi Sendikası'nın karar duruşmasına gelip olanı biteni görmesini, buradaki mağdur olan ölen 7 işçimizle beraber 186 işçinin ne halde olduğunu kendi gözlerinizle görün. Bu haklı davamızda yanımızda olun. Başka da bir isteğimiz yok. Her mahkemeye gireceğimiz zaman her mahkeme öncesi kapıda önüme bir barikat kuruluyor. Hatun Göktepe bekle, içeriye alınamazsın, ismin yok. Ayşe kız kardeşim. Bekle. Siz bekleyin. Niye? İçeriden haber gelmedi. İçeriden yazı gelmedi. Niye? Sebebi ne? Bize verilen, polise bir şey demiyorum. Bize verilen emir bu. Bekliyorum. En sonunda ben fenalaşınca artık yani sinirlerim ayağa kalkınca bu sefer avukatlarımız gidiyor. Olayı içeride hallediyorlar veyahut da başkanından izin alıyorlar. O şekilde görüyorum. Ya ben katil miyim? Katil orada oturuyor başkan, katil mahkemeye bile gelmedi son mahkemede. Şeyden Skype'la bağlandı. Başkan 31 Aralık'ta buradasın diyor, gelmeyeceğim diyor.
Buradasın diyor, gelmeyeceğim diyor. Yani bu başkana bile baş tutan bir insan. Her seferinde mahkeme salonunda, her konuşmasında saatlerce dinlemek zorunda kaldık biz bu şahsı. Bu katilleri, bu seri katilleri. Her mahkemede bir saat izin istiyorum, bir kelime için yalancı şahitlere bir soru sormak için izin istedim. İzni bile alamadım. Ve dışarıya atıldım. Niye? Bizim soru sormaya hakkımız yok. Çünkü mağdur onlar, biz katiliz. Mağdur onlar, biz katiliz ablacığım. İşçi hayatını, işçi canını parayla satın alabilecek olan bu zihniyete sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi söylemek istiyorum. Bu işçi katliamını, bu cinayet düzenini değiştirebilmek için lütfen bize ses olun. Bugüne kadar bu ülkede adaletin işlediğini, adaletin yerini bulduğunu, yerine geldiğini zannediyordum. Artık inanmıyorum adalete ama yine de umudumu kesmedim. Ola ki Rabbim bize de yüce Türk adaletinin, yüce Türk mahkemesinin hak ettikleri cezayla yargılarlarsa boynumuz kıldan ince. Sağ olduğumuz sürece peşini zaten bırakmayacağız. Hep peşindeyiz zaten. Artık yeni katliamlara zemin hazırlanmasın diye, yarın bir gün başka aileler sevdikleri için adalet aramasın mahkeme salonlarında diye yanımızda olun. Bizim sesimiz fısıltı, bize çığlık olun. Duruşma önlerinde yaşadığımız şeyleri gelin daha yakından görün. Biz bir şekilde ifade ediyoruz, edemiyoruz. Zaten acımız anlatılamaz, tarif edilemez. Gelin ve bize ses olun. Daha fazla diyecek bir şeyim yok.